Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ev sahibi gibi konuştuğuma bakmayın tabii. Hoş geldik aslında. Evet. Dostlarımızın mekanındayız. Sizinle burada olmak... ...muhabbet etmek... ...ve söyleşmek... ...çok güzel bir duygu. Onu öncelikle kendim için söyleyeyim. Vesile oldukları için de çok, teşekkür çok ederim mutluyor. dostlarımıza. Çok. Ee, şöyle bir... E, ...soru... E, ...dünden beri aklımda dönüp duruyor. Onunla başlamak isterim. Evet. Ee, müsaade ederseniz. Şimdi sanatla, sinemayla, edebiyatla bu soyut kavramlar üzerinden tarif edilen bu tür işlerle insan niye hemhal olur? Niye yolu oraya düşer zamanın birinde? Neden böyle bir şeye düçar olur? Bu beni hep merak ettiren bir şey. Nedeni de şu. Hekim olduğumu biliyorsunuz. Yani mesleği ee, evet. eğitimi, evet. okumalarını bu kanaldan yapmış birisiyim. 47 yaşında kamerayı gördüm. İşte son 12 yıldır filan da... 2020'deyiz şimdi. Sinemayla fazlasıyla iç içe geçiyor evet. hayatım. Hem senarist olarak, hem oyuncu olarak, hem kamera arkasında ve önünde. ki okuyorum. Orada çok hoşuma giden bir anekdot var. Uzunca bir süre itfaiyeci olmak istemiş Polonyalı yönetmen Kostrowski. Evet. Annesi de ısrarla onun yönetmen olmasını istiyormuş, sinemacı olmasını istiyormuş ve o Lot Sinema Okulu'nun sınavlarına girmesini sağlıyor. Fakat her seferinde kaybediyormuş. İstemiyor demek. Biraz i̇ki evet, istemiyor. Iki istemiyor. Sonra son hakkına mı girecekmiş filan bir ön mülakat yapılmış galiba. Dışarı çıktım diyor. Hava çok yağmurluydu. Annem beni bekliyordu merdivenlerde. Ve çok yağmur vardı. Yanına vardım. Nasıl geçti dedi. Kötü dedim yine ona. Ee, yağmurdan mıydı yoksa annem üzüntüsünden ağlıyor muydu? Hala bilmiyorum diyor. Fakat bu annemin bu hali beni çok etkiledi ve sinema okumam gerektiğini düşündüm. Bak. Diyor ve sinemaya başlıyor. Ve Bence hani e, çağımızın en önemli İslam birisi. Şimdi bu bir Polonyalı yönetmenin yıllar sonra hala kendine sorduğu bir soru olarak da devam ediyor. Annem o gün üzüntüsünden mi ağlıyordu? Yoksa Yağmur yüzünden mi ben ona ağlıyor mu zannettim? Hala yanlış tercih yap, yapmadığı konusunda <laughs> kararsız birisi. Bu kadar şahane filmlerden sonra biz de, de Ömer Lütfi Akat'ı siz tanıyorsunuz Tabii. ve nasıl bir sinemaya geçiş evet. yaptığını, yani bir... muhasebe ile uğraşan bir adamın... bir anda kameranın arkasında hayatını nasıl... devam tesadüf. Evet. ya da Metin Eksan'ın... yarım kalmış bir filmi tamamlamak için evet. yapımcının teklifi üzerine... kamera arkasına geçmesi gibi. Benim hayatımdaki... Her ne kadar sinemaya dair tutkum hep güçlü oldu ve hep bir yönetmenlik arzusu içindeydim. Ama senarist olarak ve oyuncu olarak kameranın bir tarafında önünde arkasında yer alacağımı çok da fazla hesaplamamıştım. Fakat siz bu dünyaya sanki oyuncu olmak üzere Galiba ve baştan sona da hep oyuncu olarak yaşamak üzere gelmiş gibisiniz. Bana biraz ondan bahseder misin? Bu nasıl oluyor? Evet yani ben... Doğduğumdan beri diyeceğim tabii doğduğumdan beri diye onları o kadar er, gerisini hatırlamıyorum ama kendimi hatırladığından beri mesela en çok sevdiğim oyuncak o zaman öyle bir şeyler vardı. Böyle kartonlar alınır, evde kesilir, onu birbirine yapıştırırsın bir sahne olur. Kartondan bir sahne olur. Ondan sonra kişiler vardır, onları kesersin, onları da çıkarsın. O sahnede onları oynatırsın eski masallardan daha çok Binbir Gece masallarından ya da Avrupa'yı Krim kardeşleri öyküleri falan ben onlarla oynadım. en çok sevdiğim oyun buydu yani oradan belli ki oyuncu ve yönetmen çünkü aynı zamanda yönetiyorsun sonra ben kendim kişiler yapmaya başladım kendim çizip onları kesip oynatmaya başladım. Onlara öyküler yaptım. Ee, i̇şte bir çeşit aslında bunu çok iyi anlayacaksın çünkü meslek olarak anlayacaksın. Kendimi ifade edemeyen biriyim çocukken. Çok kapalı, içine çok kapalı, çok çekingen, kimseyle iletişim kuramayan. Yani ben kendimi en rahat böyle iletişim kurabileceğimi fark ettim dünyayla ve insanlarla. O yüzden oyunculuk sığındığım bir yer oluyor aslında. Hmm. Hakikaten oraya girdikten sonra ve okulda falan oynamaya başladıktan sonra ha dedim işte benim aradığım hayat bu. Çünkü ben asıl orada yaşıyorum. Hmm. Yani hayatta yaşamıyorum ben sahnede yaşıyorum. Çünkü biraz abartarak söylüyorum bunu ama işte bunu keşfetti. Yani kendinizi gerçekleştirdiğiniz evet, yeri evet. e, keşfetmiş ve bu ne size vahşi şey. olunmuş. Bu ne müthiş bir, bir şey. şey aslında. Ya ben onu diyorum ve insan ne olacağını, hayattaki rolünün ne olduğunu bu kadar genç yaşta bilebilmesi ve artık ondan sonra her şeyi o yönde ilerletebilmesi. Ebeveynlerin şey oldu mu? Babada, annede ha, böyle karşılık. bir... Karşıydılar. Yönle... Ha, Karşıydılar. Karşıydılar. Annem hiç gözükmüyordu ortalıkta ama sonradan asıl annemin babamı etkilediğini öğrendim yıllar sonra. Babam 18 yaşıma geldiğimde ne yapmak istiyorsun dedi. Lise bitiyor dedi. Artık dedi rüştünü ispat ettin. Var ya bizde. <laughs> ee, ne yapacağım bakalım dedi bundan sonra. ben tiyatrocu olmak istiyorum baba dedi. Onu unut dedi ya da bu evde olamazsın dedi. Eğer artık sen kendine karar verebilecek bir yaştasın, istiyorsan gidersin kendine yeni bir ev tutarsın, yeni bir hayat kurarsın, orada tiyatro yapabilirsin tabii dedi. Ama bu evde tiyatrocu olamazsın dedi. İkinci tercihin nedir dedi ben. Psikoloji dedim ben. Gerçekten de ikinci tercihim psikolojiydi ama samimi olarak dedim. Madem ki olamıyorum. Çünkü Öyle bir cesaretim yoktu galiba. E yeni 18'ime girmişim. E bir Böyle hali vakti yerinde aşağı yukarı el bebek gül bebek büyümüş bir aileden bir çocuk. Ben gidiyorum deyip de kendine yepyeni bir hayat kurması falan. Tek çocuk mıydınız? Yok bir de kardeşim vardı. yaş e. küçük. Oğlan. O da oğlan. Hı hı. O, yani Ama lisede, bir... Bir, lisede tiyatro yapıyordunuz. Yapıyordum. Yani Zaten oradan. Baba biraz da bunu acaba uzaktan izleyip akıbetinizi de merak ediyor muydu? O başka şeyden akıbetimi gördü. Ben bir yengem vardı. O da çok meraklıydı tiyatroya. Biz beraber tiyatrolara gidiyorduk. Şehir tiyatrosuna, <laughs> dram tiyatrosuna falan. Ben eve gelip oynamaya başlıyordum. Perde, evin perdesi, camın perdesi arkasına geçip açıp ondan sonra sahneye çıkıp annemle babam dehşet içindeler. Ne olacak bu diye. <gülüyor> <gülüyor> açık açık söyledi bir ders tiyatroya gitmeyeceksin dedi bana. Yıl? Ee, yıl kaç oluyor acaba? 38'den hesaplarsak. 48, şago... 50, 52 falan. Tamam. Niye sordun? 59 doğumluyum. Evet. E, ee, işte bu ben, işler sen doğmadan. Ha, abi, ben, doğmadan hallolmuş işler ama... Aslında e sebep-sonuç ilişkisi birbirine çok benziyor. Dediğinizde ben orada yaşıyorum. Ya, orada fark ya. ettim yaşamayı ve kendimi orada gerçekleştirdim. Şimdi Kapadokya'da Avunuz köyle kasaba arası küçük bir yerde Bozkır'da doğmuş bir çocuğun, dört çocuk evet. bir çiftçi ailenin en küçük çocuğu olarak doğuyorsunuz. Ve yoksulluklar ve yoksulluklar içerisinde geçen de bambaşka bir Hayat önünüzde evet. sizi bekliyor. Siz nasıl bu ilk gördüğünüzde tiyatroyu ve eve dönüp perdeyi açıp kendinizi ifade etmeye başladığınız şey sırasında ne yaşamışsınız? Ben onu, beni ilk kez ilkokul öğretmenim Avanos Halk Kütüphanesi'ne götürdüğünde yaşadım. Ben ilkokul 3. sınıfta o kitapları görünce ve onları okumaya başlayınca, Cennete düşmüş gibi zannettim kendimi. Dedim ki ya bu gerçeklik değilmiş meğer. Bunların hepsi aslında pekala kitaplarla yok edilebilen şeylermiş. Yani ben buradaki gerçeklikte de başka bir dünyayı yaşamaya e, yaşamaya başlayabilir Beni bir cennet bekliyor burada. Jules Verne'in, Victor Hugo'nun, Balzac'ın ya da neyse bizden kimlerin varsa, Refik Halit Karay'ın ya da Kemal Tahir'in ya da Orhan Kemal'in ...bana anlattıkları üzerinden ben o taşranın yoksunluğu içerisinde kendime bambaşka bir dünyada ben yaşama bir şey açılıyor değil mi? De yakaladığımı hissettim ve sanki onlar bana bir armağanmış gibi geldi. Evet. Tiyatro da size armağan olarak sunulmuştu sanki. Evet, evet. Bu yüzden hiç vazgeçmediniz. Evet. Yani işte o insanın ne yapacağını bilmesi çok önemli nerede mutlu olacağını bilmesi çok önemli. Ve o mutlu olacağı şeyin aynı zamanda onun hayatını da geliş yani ekonomik olarak da onu ayakta tutabilecek işi de olabileceği çok önemli. Yani e, nereye gideceğinizi biliyorsunuz ve hayatınızı ondan kazanacağınızı da biliyorsunuz. Hem işiniz hem de en büyük keyfiniz. O zaman hiçbir şey zor gelmiyor. Çünkü çok meşakkatli bir yol tabii bütün bu tiyatro işleri hele bizim ülkemiz gibi devamlı çalkantılar, değişimler içinde çok zor zamanlar geçiren bir ülkede tiyatro yapmaya kalkmak ve bunu özel bir tiyatro yapmaya kalkmak, öyle devlete, belediyeye falan kapılanmadan, işin kolayına kaçmadan, bir yerde memurlaşmadan diyelim, kendi gücümle ben ne yapacaksam, neye inanıyorsam onu yapacağım deyip bütün o ancak çok insan kendini bütünüyle adamışsa o işe onun üstesinden gelebilir. Çünkü çok zor zamanlar oldu tabii ki bütün bu hayata. Yönetmenlik sürecini ayrıca soracağım. Evet. Ona da merak ettiklerim daha fazla evet. bile diyebilirim ama oyunculukla ilgili... Şurada anlaşacağımızı biliyorum yani kamera önü sinema oyunculuğuyla tiyatro oyunculuğunun... Çok ayrı, ayrı kulvarlarında ve birbirini evet. bazen... yatsıyan da hatta, evet. birbirini reddeden... yerlerinin de olduğunu bilerek... ilk fark ettiğiniz şey neydi oyunculukta? Ne yaparsanız iyi bir oyuncu olacağınızı... ilk fark ettiğiniz... kural... neydi o? İçten olmak... numarasız içten e, kendini ifade etme biçimi olarak ve bütün samimiyetinizle fazla ölüm şunu yapacağım da bunu yapacağım da böyle insanları tavlayacağım da falan değil de ben olmak istediğimi olacağım eğer olursam o zaman karşıdan iyi cevap geliyor zaten insan onu hissediyor. Bir de müthiş bir şeydir bu enerji diyorlar bazıları. Bazıları şeytan tüyü diyor ne dersen de yani sahneye çıktığın vakit Hı -hı. görünmek. insanın senden gözünü alamaması Hı -hı. çok önemli bir şey. Yani mıknatıs gibi o izleyiciyle olan sinemada, sinemada başka şeyler giriyor araya. Çünkü kamera giriyor, işte yönetmen giriyor falan. Ama, ama çok benzer. Bu Değil söyledikleriniz mi? çok benzer. Ama öyle bir şekilde var olacaksın ki herkes seni ha diyecek. Yani anladım ne demek istediğini anladım diyecek. Ya da bana ne hissettirmek istediğini anladım ve onu hissediyorum diyecek. Bu bir coşku olabilir, öfke olabilir, hırs olabilir. İnsanları da bir şeyler ama bunu biz hissediyoruz. Sahnedeyken çünkü her gün o insanlarla karşı karşıyasın ve her akşam aynı oyunu oynasam bile o oyun başka bir oyun oluyor. Çünkü insanlar başka. Senden onlara geçen enerji başka, onlardan sana geçen enerji başka. Bambaşka bir buluşma oluyor aranızda. O büyülü bir şeydir aslında. O Mesela sinemada bunu hissedemiyorum çünkü arada başkaları var. Arada kamera var, seni kaydediyor, yönetmen karar veriyor bazı şeylere. Sonra izleyici seni seyrederken sen de orada yoksun. Tabii Çok aslında tiyatro şey. bu anlamda er meydanı. Evet. Ve kendi kendinizi yönettiğiniz bir süreç, bir performans. Kamera arkasındaki yönetmene teslim edersiniz sinema oyunculuğunda. Doğru. Kendinizi yönetmenize müsaade Edilmez, doğrusu da bu. Siz ona, onun yönetimine tabisiniz Kameranın arkasında nasıl gözüktüğünüz, ancak o biliyor ve o filmin tamamı içerisindeki yerinizi tabii, tabii. sağlıklı takip etmek zorunda. <laughs> Ama şunu da sormak isterim. Bunu seyrederek mi bu sizin içinize doğdu? Birisi size anlattı mı bunu ve siz bunu nasıl fark ettiniz? O, ee, mış gibi yapmamak. Kendin olmak meselesi Çok izledim. yani Çocukluğumda önce bizim eski tülat ustalarını izledim. Hı hı. İsmail Dümbüllü'nün son zamanları, Şevki Şakrak gibi o dönemin tülat... ustaları. Bizim geleneksel tiyatromuzun son kalıntıları diyeceğim. Ama onlardan çok şey öğrendim. Çünkü orada... E, çok diyen bir şey var. Sonradan beni Bret breht çalışmaya başladım. Aa dedim adamlar bunu yıllar önce keşfetmişler bizim geleneksel tiyatrocularımız. O kişi tam olmamak. Oynadığın kişinin yanında bulunmak. Yani ben oyuncuyum. Bak size şimdi ne göstereceğim. Şu adama anlatacağım. Mesela ne bileyim Delin'in Hatıra Defteri'ndeki Popreci'ni anlatacağım. Ya da Sokrates'i anlatacağım hem Sokrates oluyorum hem de onun hakkında görüşlerimi de koyuyorum. Yani bak şurada yaptığı hiç iyi iyi olmadı diyorum. Yani Genco Erkal olmadan vaz olmaktan vazgeçmeden. Evet. Yapıyorsunuz. Evet, evet, evet. Yani Genco Erkal'ın oynadığım kişi hakkındaki düşüncelerini ya da o yazarın Brecht olabilir, başka bir yazar olabilir. O yazarın orada anlatmak istediklerini biz buna işte e, dramatik oyunculukla epik oyunculuk, diyalektik tiyatro oyunculuğu diyoruz. Bir Stanislavski metodudur ki bizde daha çok ve dünyada da en çok bilinen odur. Çünkü orada insanın o olmasını istiyor. Yönetmen de kendin de ne kadar oynadığın kişi olabilirsen o kadar inandırıcı olursun ve o kadar başarılı olursun. Halbuki benim düşüncemde işte bu birazcık daha değişik bir anlatım biçimi var. Yani şimdi Nazım'ı oynuyorum ben. Oynuyorum ama Nazım olmuyorum. Hı hı. Bir rolü oynamak ve o olmak arasındaki bir şey var ve bunu işte dediğim bu ustalardan çok öğrendim. Onlar da işte kavuklu taklidi yapar ya da bir şeker ya da las oynar ya da kürt oynar e, ibiş oynar göstererek oynar bir bu vardı hayatımda öbür bu söylediğim Stanislavski oyunculuğunu da gördüğüm filmlerden o dönemde çok meraklıydım sinemaya da çok meraklıydım çocukken çok izliyordum ve bizim için en büyük e, e, öğrenim yeri şehir tiyatrosuydu o zaman. Darül son zamanları. Arkasından Muhsin Ertuğrul küçük sahneyi kurdu. Orada yepyeni Münir Roskullar'ın falan heyecan başaranların ilk parladığı dönemde bambaşka bir tiyatro. Daha daha bizden, daha içten. Mesela dram tiyatrosunda Darül Bedai oyuncularının böyle kendilerine göre devlet tiyatrosu oyuncularında olan bir edaları vardır. Yani böyle büyük bir şeyler söylerken, konuşurken falan böyle ben sizin sizin üstünüze bir yerdeyim der oyuncu. Yani tamam sizden biri gibi görünüyorum ama ben çok daha yükseklerdeyim. Oynadığım oyunlarla, konuşma biçimimle başka türlü bir yerde bana saygıyla bakman lazım. Biraz öyle ...bir yerlerdedir onlar. Halbuki o yanlış bir şey bence. Ne kadar doğal olursanız... ...izleyiciyle ne kadar... ...sağlam ve içten bir iletişim kurarsanız o kadar... ...değerlisiniz bence. Bu şeytan tüyü... ...meselesine de biraz... ...dönmek evet. istiyorum. Or oraya da söyleyeceklerim var. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Üstelik Latinler... bir metni, sadece bir tiyatro ya da sinema... eserini değil de herhangi bir metni... herhangi bir eseri ya da herhangi bir şeyi değerlendirdiklerinde... kusursuz her şey çok güzel, mükemmel falan ama... ya bunun... cini eksik derlermiş. Yani çok bu... İşte eksik bu olan bir şey söyleyeyim. var. Yani... bu vardır ya... Evet. Bu her şey aslında yerli yerinde kusuru da yok ama benim kalbime oturmayan bir bir, bir şey var. Bunu ben daha sonra Lorca'nın duende kavramında rastladım. Doğrudur. Sanki Lorca'nın anlatmak istediği şey benzer bir şeydi. Yani başımıza gelenlerin, yaşadıklarımızın ya da yaralarımızın bütün bunlardan sonra iyileşirken geçip gittikten sonra ruhumuzda bıraktığı bir esin var. Buna duende diyor. Yani hayatla ilgili, ölümle ilgili, yaralarla ilgili bizde kalan bir şey var ve o sanki bir yaranın kabuk bağlaması gibi alttan alta hem tatlı bir şekilde kendini hissettirmesi hem oradaki varlığını sizin unutamamanız ve onun da bıraktığı tuhaf bir haz bu neyse işte o Herkeste olmayan yaşanmışlıkla ölümle yaralarla ilgili bir şey duende. Nihat Ziyalan arkadaşı Yılmaz Güney'den bahsederken onda diyor başka bir şey vardı diyor bir şeytan tüyü vardı diyor yani i̇şte, o, o girdiği zaman diyor kameranın işte, önünde işte, diyor işte, başka bir şey oluyordu herkes ışık gücü bırakıp onu seyretmeye başlıyordu diyor yani Yılmaz Güney'de olan şey. İşte o. Ee, Birkaç gün önce bir belgesel seyrediyorum. Bir gitaristle ilgili blues çalıyor. Beyaz bir Amerikalı bu. O dönemin siyahi iyi cazcılarından biriyle de röportaj yapmışlar. Diyorlar, diyor ki soruyu soran işte böyle caz yapıyor. Beyaz Çocuklar mı diyor. Evet. İyi çalıyorlar ama diyor. Eee tamam diyor. Çalabilirler ama diyor. Benim gibi yapamazlar diyor. Çünkü o kadar bunu aslında kendinden söylüyor ki. Yani o kadar ona inanarak söylüyor ki. Öyle bir şey kibirle değil yani. Evet, evet. Ama diyor. Nasıl yani? Ama çok iyi çalıyorlar. Ama diyor benimki gibi çalamazlar diyor. Tamam mı? Evet. Anlıyorsunuz o zaman. Ondaki o şeyi. Ben bu Duende'nin sizde olduğuna koşulsuzca katıldığı duendenizin sebebi biraz önce sözünü ettiğiniz dünya ile ilişki kuramamak mıydı? Kendi başınıza evin içerisinde aslında belki de ebeveynlerinizin bile fark etmediği derin kederler mi içindeydiniz? dünya sizin size cevap vermeyen bir yerde mi dönmeye devam ediyordu. Ne oldu da siz Kendiniz orada gerçekleştirme yolunu keder, keşfettiniz. Keder deyince böyle bir yerime dokundu. Benim hep kederliyim. Kederliydim demeyeceğim. Keder hep var bende. Öyle bir e, acı bir şeyler var. Herhalde onlar da beni bir yerlere doğru itiyor. Yani onu yenmek, onun dışına çıkmak ancak işte sahnede mi Oluyor acaba. Ee, o zaman onu aşabiliyorum. O içimdeki o acı olan bir şeyi. Ee, i̇lk saniye çıktığım vakit zaten hissettim. Hissediyor insan. Bir şey oluyor. Aramızda bir şey oluyor. Ve o şeyin bir mesafeyle olması güzel. Çok yakınıma gelmesinler biraz uzakta dursunlar <gülüyor> <gülüyor> biz gene çok yakın olalım ama uzaktan yakın olalım gibi bir şey var <laughs> ve işte biz e, genelde de zaten ben bugün bile çok çok az kişiyle ilişki kurarım çok yakınlarım çok azdır tabii mecburen tiyatroda çok insanla beraber oluyoruz ama belli bir mesafeden oluyoruz. Biz sahnedeyiz, onlar oradalar. Onlar karanlıktalar, ben ışıktalarım. Bir ışıktayım. bir, bir, bir şey var aramızda. Fakat o şey, o kadar büyük bir özlem var ki bence o yakınlığa. O işte o enerji oraya gidiyor, oradan bana geriye geliyor. O kadar uzakta olmamıza rağmen çok yakına geliyoruz. Hı hı. İşte belki o yüzden ben... oyuncuyum... Evet. diyebilirim. Ve oyuncular için mesela bu şey için şeytan tüyünden bahsederken... derler ki... bir oyuncu övmek için... o... çıkıp tiyatro, şey telefon rehberini okusa sahnede dinleriz. Çünkü işte o bir, bir tuhaf bir şey yani ne olsa o çıksın da bir şey yapsın ne yaparsa yapsın dinleriz öyle bir şey olmak tabii çok güzel keşke olabilse bütün oyuncular öyle olmak isterler tabii yani seyircinin üzerinde büyük bir etkisi olması bir de şamanlarda bu var. Hı hı. Ee, bu şeytan tüyü dediğim şey ve onları... onlar bu güçlerini insanı iyileştirmek için... kullanıyorlar. Şifa... için kullanıyorlar. Ben onu... öyle bir şey de hissediyorum içimde. Yani oyuncu olarak... ve tiyatrocu olarak tabi sadece oyuncu olmak... yok arkasında metin var, yönetim var, ışık var, bir sürü şey var. Hepsi beraber oluyor tiyatroda ama yaptığım işle insanlara bir çeşit şifa ya da onları daha mutlu etmek, onlara daha umutlu olmalarını sağlamak gelecek için, daha güzel şeyler düşünmelerini, yani ışık vermek, kafalarında bir aydınlık olmak istiyorum ki bizim ülkemiz çok böyle karanlık bir ülke. Yani sürekli sorunlar, kendini ifade edememek, o ifade edeceğin şeylerde engellenmek var. Ve insanların çok kolay umutsuzluğa kapılabildiği bir ülke. Çok tatsız dönemlerden geçiyor. İşte askeri yönetimler, darbeler, şunlar bunlar, engellemeler, yasaklamalar. Onların içinde onlara daha güzel günler olabileceğini, daha mutlu olabileceğimizi ümidini vermek. Ama önce kendinize iyi geldiği için. Evet tabii. Oradan bir başlıyor. Yolduk. Sonra onu bir kere, paylaşmak. Evet. Yani Galuano'ya niye yazıyorsunuz sorusuna Galuano'nun bir cevabını kullanmıştım. Kendim, kendim niye yazıyorum diye bir Soruya cevap verirken birlikte kurtulmayı ümit ettiğim için yazıyorum diyor. Yani aslında edebiyatçılar için birazdan edebiyattan soracaklarım olacak ya da muhabbet etmek isteyeceklerim olacak. Evet. Edebiyatçılar için hani hiç tanımadığı insanlara mektup yazan adamlardır ya bunlar gezegene fırlatıyorlar evet. yazdıklarını ve sonra merak ediyorlar o mektupların cevabını. ...kime, ne kadar, nasıl evet. ulaştığını da... E, ...kestirmeleri çok zor. Bir tiyatrocunun sahnede en azından seyircisiyle kurduğu... ...ilişki... E, ...onlar için bir şans. Yani hemen... E, ...alıyorsunuz e, alıyorsun. karşılığını evet. ama... ...yazdığınız şeyin... ...kime, nasıl dokunduğunu ve onun karşılığının ne olacağını kestiremiyorsunuz. 1959 doğumluyum. Siz 60'ta sahneye... E, ...çıktınız ve hemen parlayan bir ışığınız var ve hep hiç bitmeyen bu hep en iyisi olmuşsunuz ve her seferinde orada kalmayı da başarmışsınız. Çok zorlu bir süreç olduğunu zaten hayat hikayenizi takip edince anlıyorsunuz. Nasıl uykusuz gecelerin sizi beklediğini, neler okumak, nelerle uğraşmak ya da neler yaşamak zorunda ...kaldığınızı, bunu ister... ...keyifle, isteyerek, bilerek ve e, gönül rızası ile yapın. İsterseniz zorunluluk olarak olsun. E, ama çok... E, ...ruhen ve fiziken... ...zahmetli bir yolculuk olduğu aşikar. Buna rağmen... E, ...müthiş bir performans. Bugüne kadar taşıdığınız... E, ...sürdürdüğünüz şey. Şimdi... E, 60'lı yıllarda çocuktum ben ve sonra üniversite, lise... Taşra'da okunan bir ortaokul ve lise. Siz bu arada... Galatasaray'ı bitirmişsiniz, Robert Kolej bitmiş, İslam Üniversitesi Psikoloji var ama bir yandan... tiyatro, tiyatro var. çok fazla evet. önde. Sonra da... benim 80 darbesiyle birlikte... işte üniversite, tıp fakültesi, sonra... mecbur hizmet yılları... Baktığımda kendi hikayemden yola çıktığım zaman aslında kendi şahsi tarihimi yazdığım, anlatmaya başladığım zaman sanki ülkemde yakın siyasi politik tarihini de yazıyormuşum. Yazmak durumunda kalıyormuşum. Kendiliğinden onlar da ortaya çıkıyormuş gibi hissederim hep. Bunu ayrıntı yayınlarının birinci kitabı olan Zaman İzinde kitabını hazırlarken fark etmiştim ve şaşırmıştım da biraz. Ve şunu anlamıştım. Evet, doğru. Bir kum tanesinin hafızası aslında bütün bir evrenin hafızasını taşıyabilecek güçte. Eğer evet. bunu bilmiyor olmamız, fark etmiyor olmamız olmayacağı anlamına gelmiyor, olmadığı anlamına gelmiyor. Bu yüzden sanki sizin şahsi tarihiniz de 1960'lı yıllardan sonra baktığımda Türkiye'nin tiyatro tarihi gibi. Doğru. Evet. Ee, Benzer şeyi Ömer Lütfü Akat'ın Işıkla Karanlık Arasında kitabında da... E, kendi kendime söyledim. E, dedim Lütfü Bey'in hayatı, 1940'larda başlayan bu yönetmenlik macerası... aslında... <laughs> Türkiye sinema tarihinin... Evet. E, sanki bir çeşit hafızası gibi. Bu çok kıymetli bir şey. Bunu taşıyor olmanız ve... E, bunun... E, belki de... birinci... E, e, Sırada anılacak ismi olmanız çok kıymetli. Fakat e, yine kendimden, kendi şahsi tarihimden yola çıkarak fark ettiğim bir şey paylaşmak isterim. Benim bütün bu yolculuğumun, bütün bu e, başıma gelen şeylerin sebebinin edebiyat olduğuna dair bir şeyim var, e, inancım var. Başlangıçta da beni sanki koşturan, Giden. kendimi gerçekleştirmemi sağlayan şey edebiyattı. Kitaplardı. Kütüphanede başlamış. Kütüphanede şimdi. başlayan bir yolculuk <laughs> ve ben hala yazabiliyorsam, o kütüphaneye, oynayabiliyorsam, o kitaplara ya, ya. bir filmin senaryosunu oluşturabiliyor ve ya da onu çekebiliyorsam yine bu okuduklarıma, duyduklarıma bağlıyorum. Ne dersiniz? Edebiyat sizin hayatınızda nerede? Çok doğru. Ee, çok katılıyorum buna. Ben de çocukluğumdan beri çok okumaya meraklıydım. İşte o e, içine kapanık olunca insan zaten e, kitaplarda çok büyük bir e, güç veriyor. Oraya da sığınıyorsunuz. İlham. Evet. Güç veriyor. İlham veriyor. Sizi zenginleştiriyor. Daha çok araştırmak, daha çok şey öğrenme duygusu veriyor e, ve. Her konuyla ilgili çok okudum ben de. Ve özellikle tiyatro konusunu. Bir de tabii şanslıydım dediğiniz gibi. Önce Galatasaray sonra Robert Koleji'de okuyunca hem Fransızca hem İngilizce öğrenmiş oldum. Ve o dönemde daha Türkiye'de pek yayınlanmayan e, mesleki e, kitapları okuma şansım oldu. E, Tiyatro konusunu özellikle çok fazla okudum tabii. Biraz da sinema okudum ama... ağırlık tiyatrodaydı çünkü benim... yolum oydu. Mümkün olduğu kadar da her fırsatta... izlemeye çalıştım. Yabancı ülkelere gittim, oradaki oyuncuları izledim. Oradaki tiyatroların, tiyatro dergileri geldi, onlara abone oldum, onları... Işte İtalyan tiyatrosu ne yapıyor, İngiliz tiyatrosu ne yapıyor, şu sırada... Amerikan tiyatrosu ne yapıyor, hepsini... okudum. Yani... okumak... her zaman... E, temel bir şeydi. Evet. Burada bir isim... üzerine belki birkaç... E, laf etmek lazım. Haldun Taner. Evet. E, Tiyatro oyunlarını biliyorum. Evet. Sağlam bir tiyatrocu olduğunu biliyorum. Öykülerini. Öykülerine rastlayınca... Ya. dedim ki... Türk Edebiyatı'nın herhalde birkaç öykücüsünden... kim derseniz çok işte öyle. Said Faik... Çok hemen arkasından çok ya da yan yana... Haldun Taner diye... Türkçe'yi evet. bu kadar... iyi kullanan öykücüye çok az rastlıyorum. Bu evet. nasıl bir... Müthiştir. yetkinliktir? Buradan da anlıyorum ki... Bunlar birbirlerini sürekli besleyen, birbirinin içine tabii ki, geçmiş... Tabii. eylemler sanki. Edebiyat da olsun, tiyatro olsun, sinema olsun... ve edebiyat her seferinde kamçılayan, güçlendiren... bir alan. E tabi zaten... tiyatroda doğaçlama... gösterileri ayrı tutuyorum ama... esas tiyatro... bildiğimiz tiyatro ta Antik Yunan'dan bugüne kadar belli edebi metinlere dayanan tiyatrodur. Yani onun kökeninde edebiyat var. Evet. Shakespeare, Calderon, bilmem ne işte artık Cervantes aklına kim geliyor? Güçlü metinler. Tabii. Evet. Tabii Aristofanes, Sofokles işte Euripides, bütün hala yaşayan metinler. Düşün kaç kaç. E, yıl Iki, iki buçuk bin yıl önce yazılmış metinler Shakespeare mesela yarım 450 yıldır hala bugün yazılmış kadar güncel olabilen evet. edebi metinleri onlar olmasa tiyatro olmaz zaten evet. edebiyatta dayanıyor tiyatronun kökeni mesela tabii sinemada da senaryo, senaryo. diye bir şey var <laughs> ama o kadar değil yani edebi e, olarak Tek başına edebiyat olarak ayakta durması gerekmiyor belki senaryonun. Evet. Bir de e, burada bir kişi yazıyor. Bir kişi yazıyor, imzasını da koyuyor. Shakespeare'in oyunu oluyor. Senaryoda... E, sinemada... kolektif bir çalışma var mesela. E, çok yönetmenle beraber çalışarak gelişiyor. Projeye başka yazarlar katılabiliyor. Bazen... Ben İtalyan sinemasında mesela senarist olarak yanında altı tane isim görürsünüz. <laughs> Çünkü yönetmen ondan da çalışmış, sonra ondan çalışmış, ondan çalışmış. Hepsinin katkısı var. Daha kolektif bir iş sinemadaki senaryo galiba. Sinemada yönetmenin ya da filmin senaryoyla olan ilişkisine dair bir metafor var. Ben çok severim. Sık da konuşur ve yazarım onu. İpek böceği metaforu. Şimdi bir dut yaprağının üzerinde besleniyor ve evet. büyümeye başlıyor larva sonra işte kılları çıkıyor vesaire büyüyor boyutları ve bir kendi kozasını Yapıyor. ölmeye başlıyor bir yandan da ağzından böyle ipeksi bir şey salgılıyor şimdi bir süre sonra bu salgılama bitip büyüdüğü zaman aslında kozayı delip uçabilir kozayı delip uçarsa yapacak çok fazla bir şey yok. Fakat o uçmadan, kozasını delmesine müsaade etmeden sıcak suda haşlayıp öldürüyoruz. Sonra oradaki o salgıyı çekip ipek yapıyoruz. Ben hep şunu söylerim. Bu kozayı delip uçmasına müsaade ederseniz şahane bir novella ya da roman olabilir. Ama öldürürseniz onu iyi bir senaryonuz olur. Bu yüzden bütün iyi senaryolar... iyi filmler için... E, ölmeye razı olmuş... E, böceklere benzer. E, yönetmenin ya da senaristin... onun böyle çok... böyle tumturaklı bir... edebi metne dönüşmesine engel olması lazım. Evet. O sonuçta bizim için bir kılavuz ama çok güçlü bir kılavuz. Tabii. Çok önemli bir kılavuz. İyi senaryo olmasa zaten... iyi film çekme şansınız hiç yok. Bir de şey var biliyorsun, edebi eserlerin sinemaya uyarlanması. E, o, o da ayrı, o da biraz mutsuz evlilikler vardır ya, böyle aslında büyük bir aşkla başlayıp... Evet. ...sonu hüsranla ve hicranla biten, boşanmayla sonuçlanan evliliklere benzetiyorum. Zor zahmet bir çok şey o. Zor. E, çok zor. Çünkü, çünkü iyi. ayrı bir şey oluyor e, çok iyi artık. örnekleri yok. Ama o roman olmuyor. Ondan evet. esinlenmiş bir film oluyor. Ben sadece onun içindeki duygunun alınıp evet. tekrar yeniden senaryon oluşturulması evet. taraftarı olanlardan. Böyle oluyor hep. zaten. Başka genelde. türlü olmuyor. Başarılı olan evet. o, o tür Yoksa onu ben birebir alayım. Mı? Evet. Çünkü şöyle bir şey var tabii. Edebiyatta okura hayal kurma şansı verirsiniz. Yani herkesin ee, aslında e, diyelim Madame Bovary'si, e, eşi Doktor Bovary ya da diğer kahramanlar kafanızda başka türlü canlanır. Evet. Ee, sizin hikaye okuduğunuzdaki... herhangi bir Kemal Tahir hikayesindeki... ...kahraman başka biridir. Hayal ettiğiniz. Benim için başka biridir. Ama... E, ...bu film olduğu zaman... ...yönetmen kimi seçmişse, kimi işaret etmişse, kamera kimi gösteriyorsa... O. ...odur. Sinema seyircisinin onun dışında bir başka... ...kişiyi hayal etme şansı kalmaz. Çünkü... ...sinema yönetmenin dünyası, yönetmenin evet. düşü... Evet. ...ve bir tane o. Ama benim okuduğum evet. kitap, herkesin okuduğu kitaptaki kahraman... ...değişebiliyor. Bu anlamda... ...sinema biraz bizi... ...hipnotize evet. eden, yönlendiren... ...ve işaret eden, gösteren bir sanat gibi duruyor. Ee, sadece o yönetmenin dünyası üzerinden kendi muhayyilenizle belki karşılaştırmalar yapabilirsiniz kitap için daha zengin, daha geniş, daha etraflı bir dünya var sanki. Ee, sinemadan bahsederken e, acaba e, çok sağlam sinema filmlerinde oynadınız çünkü. Yani hiç bir tanesi bile boş değil. Ee, vardır ya böyle bir sürü şans değilmiş. Şanslıydım. Hem şanslıydım çünkü tiyatroda bütün ipler benim elimde. Yani tiyatronun sahibi de ben olduğum için Dostlar Tiyatrosu'nun Hangi oyun seçilecek, hangi, nereden uyarlanacak, nereden çevrilecek ya da hangi eserlerden bir oyun haline getirilecek? Uyarlamalar yaptım, çeviriler yaptım. Ee, hep neyi yapacağımı kendim karar verdim. Ama sinemada öyle değil. Sinemada bir yönetmen var, bir projesi var kadar seçerse seni seçiyor, bu sen oynayacaksın diyor. Ondan sonra sen elin ayağın titreye titreye... gidiyorsun oraya... Ee, senaryoyu veriyor. Tabii o senaryo... çekim sırasında değişikliklere de Başka oyuncular da var, ona evet. biri yazmış. Evet. Kameraman var, ses bekliyor evet. Evet. sizi. Evet. Yani zaten bir prodüktör var her şeyden <laughs> evvel. <laughs> <laughs> prodüktör parayı koymasa... o film olmayacak. Prodüktör var senarist var, yönetmen var... seni seçiyorlar, sen de onlara gidiyorsun. Yani bir başka... sanatçının düşünü gerçekleştirmek üzere... gidiyorsun. Ee, şanslıydım derken... o insanlar beni seçti. Çok önemli, Türk Sürük Sineması'nda önemli ismi olan... yönetmenlerle... çalıştığım için şanslıyım. Ama... öte yandan da... Bu filmler mesela çok fazla değildir 60 yıllık e, profesyonel oyunculuk hayatımda. Çok azdır, 10 taneyi bile bulmaz. E, ama çok daha fazla teklifler aldım. Ama ben de çok seçici davrandım. Hı hı. Hem e, senary senaryo olarak hem yönetmen, yönetmen. olarak. Evet. Yani proje olarak aklım kesmezse... Çok zor. Hem Negatifte de, de çalıştınız. Dijital, dijital filmlerinizde oldu değil mi? Dijital, dijital çekilen. Son herhalde. Çağ çağın filmi dijital. Tahmin Ya edelim. da pazar. Pazar da dijital. dijitaldir tahmin ediyorum. Ama e, Erdem Bey ile çalışırken herhalde negatif evet, çalıştık. Evet, çalıştık. Peki zordur negatifle çok, çalışmak, çok. kuşkusuz. Şunu nasıl e, hızla fark ettiniz peki? Ya bu tiyatro değil dediniz mi? Evet, oyunculuk onu zaten biliyordum. ve o yüzden zaten çok korkuyordum ve ben bunu yapamayacağım duygusu vardı. <laughs> ee, mesela çok evvel daha söyledim ben ilk filmimi 82'de çekmişim bana daha 65 yılında şu bir derinin hatıra defterini film yapalım diye geldiler ödüm patladı yani böyle bir şeye <laughs> cesem, ben o kaverganın karşısına. Nasıl geçeceğim, ne yapacağım, Bile, bilemediğim bir dünyadan çok korktum. Onu hemen şey dedim, bir de... çok ticari bir şey yapacaklar gibi geldi. Bu Yeşilçam sinemasıydı, teklif hı hı. oradan geliyordu. Şimdi dedim, bunu gene onlar kendi seyircilerinin beğenebileceği bir hale getirecekler sulandıracaklar, Gogol'de gidecek, o, bu eser gidecek, başka bir şey olacak. Çünkü onların... kafası başka bir şey. Evet. Sadece o oyunun... çok büyük bir sükse yaptığını, çok başarı kazandığına... dayanarak bunu film yapmak istiyorum. Neyse sonradan... hep böyle... nasıl ben bu adımı atacağım, yok galiba yapamayacağım ben galiba. En sonunda Ali Özgentürk... çok ısrarla... bunu yapacağız dedi beraber. Ali yapamam işte bunu sen yapabilirsin ancak senin mutlaka sinema yapman lazım. Israr ısrar ısrar ısrar... ...sonunda ne olacak ya bir deneyeyim... ...diye girdim. Attaki ilk sahneniz, hat, ilk hat, planınız hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabii. Ne çektiniz? Ee, şeye... ...oğlunun okula parasız yatılı girebilmesi için... E, İstida yazan, dilekçeye yazan adamın önüne gittik ikimiz birden. Ben söylüyorum, direkçe yazıyorlar. <laughs> Ka kaç tekrar aldınız? Bir iki defa mı, üç defa mı ne? Fazla değil aslında. Yani... çekilmedi. O zamanlar öyle kolay kolay çekip çekim tekrarı yapılmıyordu çünkü... çok pahalıydı. Ali de ilk defa kendi filmini yapıyordu. Kenan Ormanlar'la beraber ortaktılar ve para da kıttı hatta yarısında durduk para musluklar tıkandı <laughs> bir ara verdik sonra tekrar başladık falan yani kolay çekilmiyor tabii bir bir film ee, o yüzden istediğin kadar tekrar bir daha yapalım bir daha yapalım ha. falan diyemiyorsun zaten ama şeyi hissettim bu çok ilginçtir bu bu ilk ee, ilk o plan çekilirken yönetmenin her yönetmen böyle midir bilmiyorum daha sonra böyle bir şey başıma gelmedi bir daha ama yani bu senin filmin değil bu benim filmimdir bana ilk anda çok sert bir şekilde anlattı yani hayır öyle değil böyle ben halbuki onun o sahnenin Şöyle oynanacağını <laughs> düşünmüşüm, tamam mı? Tamam Kendi kendime öyle hazırlamışım. Ama o... Evet. benim yaptığımı beğenmediğinden değil... yani bana ilk anda diyor ki burada ipler benim elimde, bak Genco... sen zannetme ki tiyatrodasın. <laughs> sen o kendi yönettiğin gibi oyunları istediğin gibi yapacaksın. Burada benim sözüm geçer. Bunu... Evet. şimdiden anlaşalım dedi ve ben anladım. Durumu anladım yani. Aslında temel oyunculuk meselesi de tam burada kendini evet. açık ediyor. Tiyatroda... oyuncu kendi kendini yönetmeni... ama sinemada yönetmen kameranın arkasındaki adam. Ve siz evet. kendinizi ona emanet etmek evet, kendin evet, evet, evet. baştan sona ve olmam. ona güvenmekle. Belki de ona... şimdi dijital kameradan sonra şu şansı ortaya çıktı... ona çok seçenek... Sunmak. sunma hevesiniz evet. ve yeteneğiniz evet. ya da niyetiniz varsa bunu vermek Bir belki. De şu var. Tabii çok sonra başka başka yönetmenlerle de çalıştım. Kendimde de hissediyorum onu. Her yönetmenin bir çalışma biçimi var. Oyuncularla. Her yönetmenin ayrı bir oyuncu yönetme biçimi var. Var. İşte onu demek istiyorum. Evet. Bunu tiyatroda biz de yönetmen olarak oyuncularımızda ayrı bir biçimde yönetme biçimi var. Ve ben de şunu fark ettim tiyatrodan, her oyuncunun da yönetilme biçimi var. Yani onu doğru eğer onunla doğru dürüst bir ilişki kurmak istiyorsan, her oyuncuyla o ilişkiyi kurma biçimi değişik olmalı. Çünkü bazı oyuncu sertlikten hoşlanıyor, bazı oyuncu kavga ederek çalışmaktan hoşlanıyor, bazı oyuncu daha yumuşak çalışmaktan hoşlanıyor. Ee, ben de daha sonraki yönetmenlerimle çalışırken... ha bak dedim... bu böyle. Bazı oyuncu... bazı yönetmen... seni bırakıyor. Sen yap diyor. Ne istiyorsan yap. Ben sonra bakayım diyor. Ve... daha tatlı bir ilişki olabiliyor. Bazen daha sert bir ilişki olabilir. Evet. Ee, ama bunlar bu işin... E, özellikleri tabii. Kamera önünde olduğum ilk film benim Üç Maymun. Ama Üç Maymun'un senaristlerinden biri evet. olarak ben aslında sinemaya evet. dahil oldum. Ee, hiç de öyle oyunculuk niyetim ya da öyle beklentim de yoktu. Sadece Üç Maymun'un senaryosu bitip oyuncu seçimleri sırasında... yönetmen tarafından fark edildim ve... oynamam önerildi. Benimki... ve bunu bu, ve bunu duyduğumda ben 47 yaşındaydım. Ee, evet. 1900, pardon ne 1900, 2008, 2009. Siz evet. o sırada e, neredeydiniz e, abi? 2009 olunca ben demek ki... ...Herbistan'da tiyatro yapıyordum tiyatro tabii de... ...yani aşağı yukarı... E, 50, Çok. Yıldır, e, e, ...50 yıldır falan 50 yıldır falan şimdi Ama kameranın önündeki o ilk hal var ya... E, ...şimdi nasıl yani? bir, bir şey yapacağım ve bu kaydedilecek. Ee, ama Allah'tan dijital olması herhalde biraz. Evet. Bir de ben çok hızlı bir şekilde şunu fark ettim. Ya rol yapmaya kalkarsam rezil olacağım. Hiçbir şey yapmayayım ben en iyisi yani. Bir şey yapmaya kalkışmayayım. Evet. Taklit etmeye kalkışmayayım. Erken fark ettim. Ee, bu evet. yüzden e, kameranın arkasındaki adama da e, sonsuz bir şeyle güven duygusuyla emanet etmem gerektiğini... ondan sonra o alanda, o senaryonun çizdiği, benim de yazarlarından biri olduğum bu metnin içinde... istediğim gibi gezebileceğimi... Evet. oynadığım karakterin... Mi, sanatsal mizacıyla... kendi mizacımın örtüşen yanlarını... arayıp bulursam... bunu da gösterebilirsem... ve unutursam kamerayı bunları yaparken... sanki olacakmış gibi filan evet. kendi kendime biraz sezilerle... çıktığım bir yolculuktu bu. Ama hala... Aa, o korku. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Hiçbir şey ve ilk defa yeniden bir şeye. Yani sanki oyunculuğa bunca yıl sonra yeniden ilk kez başlamış gibi bir duyguyla başlıyorsunuz. Her de. ilk plan çekiminde. Bir de ben çok kendini hatta fazla eleştiren biriyim. Yani tiyatroda da hep bunun daha iyisi var. Bundan sonra daha iyisini yapacağım diye hep böyle kendi kendine, kendi kendiyle yarışma duygusu var. Çünkü orada daha uzun süren bir macera. Ee, sinemada ise e, bu kaydedilmiş olması beni biraz tedirgin ediyor. Çünkü <laughs> eski filmlerime baktığı vakit diyorum ya şimdiki kafam olsa bu sahneyi böyle oynamazdım. <laughs> Ne yapmışım orada ya diyorum. Müthiş bir eleştirel gözle bakıyorum. E, hatta yıkıcı bakıyorum. S. Tiyatroda bir türlü. ertesi gece onu değiştiriyorsun. çünkü, çünkü Tabii. Değil mi? Çünkü tiyatroda ay bu gece olmadı. Yarın... ...bunu şöyle yapacağım. Bir de böyle deneyeceğim. Bir de şöyle yapacağım. Deme şansın var. Bir oyunu mesela 500 defa oynuyorsun. Müber şeyi 850 olmuş galiba. <laughs> 54 yılda bir delinin hata 850 defa oynamışım. İşte şimdi 380 yaşamaya dair 380. oyun. Her gece yeniden yaratma şansı var. Tiyatronun bence benim tiyatroya daha çok bağlanmam bundan galiba. O yaşayan, o hep her dakika yenilenebilecek devamlı gelişim halinde bir 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 oyun olması. Öbürü kalıyor. Öylece tarihe kalıyor. Ama iyi bir senaryo, iyi bir yönetmene rast gelirseniz ya tabii da en azıcıksa onu E tabii işte ne bileyim yani ödüller verdiler, işte övgüler aldık falan ama bir yerde insan kendinin kendi hatalarını görmesi çok önemli. Siyasi tiyatroda görmüyorsun <laughs> çünkü içindesin. Ama sinemada o filmi bir daha seyretmek gerektiği vakit görüyorsun. Ya diyorsun ben şunu daha iyi yapabilirdim. Niye onu düşünmedim? Ya yönetmen niye bana bunu hatırlatmadı diyorsun. O zaman daha bir eleştiren oluyor galiba insanın kendine bakışı. San, e, sanatçının sorumluluğuna dair e, ya da... ...bu dünyadaki yerine dair Tarkovski'nin şöyle bir yaklaşımı var. Sanatçının sahip olduğu yetenekler ona imtiyaz sağlamamalı. Bu bir ayrıcalık değil. Aksine ona yüktür. Bir görevdir bu. Bunu yapmak zorundadır, o kadar diyor. Bundan yola çıkarak da kendine bir iktidar... ...bir ayrıcalık talep etmemeli, bu çok... ...utanmazca bir şey, ayıp bir şey diyor. Bu, bu katıldığım bir şey benim. Ne diyorsunuz? Sahip olduğunuz yetenek, başkalarında olmayan bir şey. Birilerini etkileme gücüne sahipsiniz ve bu isterseniz başka bir silaha da dönüşebilir. Bu bir iktidar aracına da dönüşebilir. Yani kibirden de öte ben sizlerden ayrıyım çünkü sahip olduğum bazı yetenekler var ve ben bununla mücehez birisiyim. Bu mu yoksa bunu birkaç konuşmamda söylemiştim. Hani sesiniz iyi ise şarkı söylemek zorundasınız. Zorundasınız. Sesinizin iyi olması size ayrıcalık değil. Bir görev ancak yükler. Bu, bu yüktür. Bunu taşımakla mükellefsiniz. Ne diyorsunuz? Evet ben bu görev olarak hissediyorum bunu. Hatta bir misyon gibi de hissediyorum. Yani bana e, bu ki metafizik şeylere hiç de inanmam yani çok maddeci bir insanım metafizikli. Ama bu konuda bana bir görev verilmiş. Yani benim bu dünyada bir rolüm var. Bu bir misyondur. Bunu yapmak zorundayım bütün engellemelerine karşın, bütün zorluklarına karşın. Hep kendimi daha iyi, daha iyi, daha başarılı olma yönünde, daha yararlı olma yönünde. Çünkü bir de ben e, belli bir zaman sonra ilk e, başladıktan 10 yıl sonra, 10 yıl sonra, bir dakika 10 yıl değil 5 yıl sonra, politik tiyatroyu keşfettim. Yani benim işim politik bir görevi olan, bir misyonu olan bir iştir diye düşündüm. İnsanları aydınlatmak. Hatta o zamanlar şimdi öyle düşünmüyorum tabii ama sanki sanatla biz dünyayı değiştirebileceğimize inanıyorduk. Yani ülkenin rejimini değiştirebileceğimize inanıyorduk. Ne kadar Çocuksu bir şey gibi geliyor şimdi bana. Yani sen iki saatlik bir oyun oynayarak. Üstelik öyle bir ülkede yaşıyoruz ki... insanların yüzde 83'ü galiba son istatistiklere göre... hayatında hiç tiyatroya gitmemiş. Seni görmemiş, umurunda değil. Geri kalan 17'si de... büyük bir bölümü sadece devlet tiyatrolarına gitmiş. Seni seyretmiş olan kişi son derece az. Ben fazla televizyonda yapmadığım için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ne zannediyorsun kendini ne yapabilirsin ki şu 80 milyonluk ülkeyi değiştirebilmek adına ama biz devrim yapacağımıza inanıyorduk tiyatroyla ama o dönem öyle bir dönemdi 68 60'lı yıllar 68 Fransa'da bütün Avrupa'da ve Amerika'da büyük devrimler oluyor tabii büyük kalkışmalar oluyor isyan dönemleri sen de onlarla berabersin ve e, dünyayı değiştirebileceğine inanıyorsun. Sahneye çıkarak, her akşam bir buçuk iki saat sahnede görünerek dünyayı değiştirebileceğine inanıyorsun. Ama biz buna samimiyetle inandık gerçekten. Sonra baktık ki nerede kardeşim sana gelip zaten hemen arkandan askeri şöyle bir darbe tepene vurdukları anda pestil gibi yere seriliyorsun. Nereye? Ne yapıyorsun? Ama şu oluyor galiba yine galiba kimde rastladım. Chestowski'de rastlamış olabilirim. E, filmler ve kitaplar dünyayı değiştirmezler. Tamam ama diyor bu filmleri seyreden, bu kitapları okuyanlar değişir ve dönüşürler ve onlara yeryüzünü değiştirme cesareti gelir içlerine. Evet. Asıl belki de bizim e, e, ümit etmemiz, ümit edebileceğimiz şey bu. Biz yaptığımız işlerle e, muhataplarımıza yeryüzünü değiştirme ve dönüştürme cesareti bulaştırabiliyor muyuz? Evet. Bulaşıcı bir şey çünkü evet, ve, evet. ve bizim kendimiz için de aslında tahayyül ettiğimiz şey. Ben, e, edebiyatın beni bu dünyadan bu, bu tuhaf bazen değil çoğu zaman saçma ve lanet bulduğum bu dünyadan beni çekip aldığını geçici olarak iyileştirdiğini ...ve sonra geri gönderdiğini düşünüyorum. Ben de kitapların... ...filmlerin etkisi bu. Doğru. Bu anlamda ben de bir... ...kitap severim ve... ...sinema severim. Ben de seyirciyim. Sadece kameranın arkasında önünde olan birisi değilim. Ben de seyrettiğim filmlerden sonra kendimi... ...iyi hissediyorum, cesur hissediyorum. Ümit ediyorum dünyaya dair. Evet. Belki de bizim profesyonel... ...tırnak içerisindeki... ...konumumuz bunu umut etmekten başka bir şey değil diye düşünüyorum. İşte bu yüzden 68'li ruhunuzun başka biçimde devam ettiğine inananlardanım ediyorum, ediyorum. ben. Bu yüzden buradasınız ve hala evet, evet. bu yüzden sizi seyreden insanlar kapının önüne çıktıkları zaman bence başka birisi olarak çıkıyorlar artık. Size gelirken salona girdikleri halinin devam ettiğine hiçbir zaman inanmıyorum ben. İşte ben de bunu sonuçta bu söylediğin yere geldiğimi fark ettim. Yani bu yıllar boyunca işte insanların kafasında o değişimi sağlayabildiğimi belki dünyayı değiştirmiyorsun ama insanları değiştirebiliyorsun. İnsanlara umut, moral verebiliyorsun. Yalnız olmadıkları duygusunu verebiliyorsun yani benim gibi düşünen bak şu salonda beraberiz. Şimdi aynı o söylenen şeyi hep beraber alkışlıyorsak, hep beraber gülüyorsak, hep beraber öfkeleniyorsak demek ben yalnız değilim. Bunları paylaşıyorum. Bu ve bu sahneden bana gelen şey bana iyi geliyor. Çıktığım vakit oh be diyorum. Ben daha güçlüyüm, daha umutluyum. Bu galiba bu kadarına yetinmek zorundayız yani. Bu, bu da az bir şey değil. Yeterince güçlü bence. Evet bence de. Yeryüzünü sahiplenme cesaretinin kıymetli bir e, bence de karaktere dönüşebileceğine inananlardanım. Bu işe yarayı olması belki de tek başına politik tiyatroyu bile böyle ya da... E, evet yapılan işin politik tarafını böylelikle tarif edebiliriz gibi düşünüyorum yani dünyanın değişebilirliğini göstermek Aynen. o ümidi aşılamak ve bugüne kadar bu bu, bu bu hale insanlar getirmiş bu dünyayı değil mi Aynen. daha güzel bir dünyayı gene insanlar yapabilecek ama belki pat diye olmayacak o ama hepimiz kendi yaptığımız işlerle, varoluşumuzla o değişimin içinde bir yerde bir görevimiz var, bir misyonumuz var. Ben öyle düşünüyorum. Benim işim bu diyorum ve onun orada tavizsiz, düzgün, sorumlu, numarasız, içten, iç o içtenliğini kaybetmeden çünkü e, bizim Mesleğimiz numara yapmaya çok müsait çünkü işimiz rol yapmak ya. yani olduğumdan başka görünmeyi bilirim ben göstermeyi bilirim ben İşim bu ama işte o olmaz onu sen sahnede yap da hayatında yapma yani hayatında sahnede de aslında fark edilir ya samimi olmadığınız tabi o da bence işte evet. iyi oyuncu eden evet. bir evet. farklılık. Evet. Ben onu birkaç konuşmamda şöyle tarif ettim. Bizim halk arasında bir çeşit darbe mesel gibi olduğundan farklı numara yapan, garip böyle e, mış gibi yapan adamlar artistik yapma derler. yani aslında e, tam olarak anlattığı, yani bana olduğundan farklı davranmaya kalkışma. Ben seni tanıyorum. Bir de rol kesme. Rol kesme. Yani iyi oyunculukla kötü oyunculuğu ayırt eden şey yani ya artistik yapacaksın ya da iyi oyuncu olacaksın. Evet doğru. Bir de tumturaklı süslü konuşan, garip garip böyle benzetmeler yapan adamlara ya edebiyat yapma derler. O da doğru. Bu da aslında iyi yazmak, <laughs> samimi yazmakla edebiyat yapmak evet. arasındaki farkı da bence tarif ediyor. konuşmanın en başında söylediğiniz samimiyet meselesi de aslında tam buraya denk gelen bir şey. Doğru. Ben bir şey daha sohbetin de belki sonuna doğru gidiyoruz. Ben bir şey daha söylemek isterim bir meseleye dair hikayesi olmakla ilgili şeyden hep bahsederim şu yani duende de ona bağlı çünkü sizin çocukluğunuzdaki keder de sahnede size iyi gelen şey yaptıktan sonra hala bunu bu kadar büyük bir arzuyla ve güçle sürdürmenizin altındaki ve gerçek sebebin de buralarda durduğuna inananlardanım. Bu yara e, lanmak, yaralı olmak ya işte. e, sizin sesinizin daha güçlü, daha içli çıkmasına sebep oluyor diye düşünüyorum. Kemal Tahir e, son derece saçma ve son derece e, haksızca bir suçlamayla çok genç yaşta cezaevine düştü ve 13 yıl e, deliksiz e, yattı ağırlıklı da Çorum cezaevinde. Fatma İrfan'a eşine yazdığı bir mektupta eşi hayıflanıyor ve serzenişte bulunuyor başına gelenlerle ilgili. Diyor ki hiç üzülme. Asıl diyor hikayesi olmayanlara üzül. Bu dünyada en büyük şanssızlık diyor hikayesi olmamak diyor. Evet. Bu çok hoşuma giden bir şey benim. Çok, bana çok güçlü bir, bir çeşit evet. şansmış gibi de geliyor. İnsanın yaralarıyla Evet. Yaşıyor olması. Çünkü başımıza gelenler, bu bütün bu ülkenin başına gelenler ve en çok kederlendiğimiz, üzüldüğümüz şeyler. Ileride çocuklarımıza anlatacağımız şiir, şarkı, türkü, oyun, film ve tiyatro oluyor aslında. Evet. Biz bu hikayeleri e, yazıyoruz, bu başımıza gelenleri anlatıyoruz. Evet. Onlardan bir cesaret e, evet. çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden çok da fazla hani böyle bir kötü bir iyimserlik üzerinden değil ama bu başımıza gelenlere dair düşüncelerim de bunlar daha çok. Ülkenin başına gelenlere dair de. Doğru. Hikayemiz var bizim ve evet, evet biz bunlarla evet. baş etmesini de bilecek bir geçmişe, bir hafızaya sahibiz. Zenginleştiriyor insanı. Evet. O, o yaralar. Evet. Bu Japonların seramik sanatında kullandıkları bir tarif, tanım var. Ee, raku, Rakun, Rakun diye yanlış bir şey söylemeyin düzeltiriz sonra belki Rakun. Ee, biliyorsunuz seramik e, gölgede kurutulduktan sonra çanak çömlek neyse ben bir de Kapadokyalıyım ya. Evet. Bu yüzden hani <laughs> çanak çömlek, çok... çanak çömlek ve akrabalarında mutlaka <laughs> bu işi yapanlar vardır çanak çömlek işiyle uğraşanlar. Bu gölgede kurutulduktan sonra da pişirilir. Belli bir derecesi vardır. Ama ocağın ağzına bazen düşen, ocağın o yüksek ısıya maruz kalan çanaklar, seramikler eğilir bükülürler ısının şiddetiyle. Bazen de çatlar da diye. Bazen de çatlarlar, bazen de erirler. Yani çok yüksek ateşe maruz kalınca. Fakat sonra bu fırın sökülür, kaplar. Satılacak çünkü pazarda. Bu eğik büyük olanlar pazarda satılmaz. Bunlar eve ayrılır. Bunların bir özelliği vardır ama. Bunlar çok dayanıklı olurlar. Ya. Kolay kolay kırılmazlar. Öyle mi? Bir de suyu çok serin tutarlar. Allah Allah bak bunu hiç duymadım. Evet. Bu yüzden bizim çanak ustaları ak destiler, pazara gök testiler eve derler. Ee, ee, bunlar benim bizim evimizde de uzun yıllar böyle eğik e testiler büyük. olurdu ama suyu çok güzel serin tutardı onlar ve evet. öyle iteklemekle düşmekle falan da kolayca kırılmazdı. <laughs> ben edebiyatçı, edebiyatçılar da bu işe ömrünü vermiş tiyatrocular da sinemacılar da sanatın bu tarafında duran ustalarımızı sizi ve benzerlerinizi ocağın hararetli yerine düşmüş... E, kaplara benzetiyorum. E, fazlasıyla... ısıya maruz kalmışsınız ama... E, suyu iyi serin tutuyorsunuz. Hı hı. Kolay kolay da kırılmıyorsunuz. Yani öyle iteklemekle, düşmekle falan da... kırılmazsınız. E, i̇yi bir hafızanız var ve bu... orada duruyor saklı. E, bu yüzden... hayıflanmıyorum ben. Bunlardan bir şeyi de çıkartmak istemiyorum. Hani buradan benzerlerinden ayrı bir kibirli bir yer başka bir şey değil. Bu iyi geliyor size. Size de yakışıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ama alçak gönüllü olmak çok önemli. Yani ne yaparsan yap. Onun aslında şu koskoca evrende hiçbir şey ifade etmediğini bilmen, bunu bilmen çok önemli. Senin yerin şu kadarcık bir şey, kendine başka bir şeyler vehmetme yani. Ne var? İşte sen de bu işi yapıyorsun, öbürü de bu işi yapıyor, o da bu işi yapıyor. Senin işin de bu iş. Onu iyi yapmaya çalış ve saygı, saygılı ol o işe karşı. Bir de o yara meselesi çok önemli. Yani bence yarası olmayan zaten sanatçı olmaz yani bir yerde. ...o sanat dürtüsünü verecek olan insanın içindeki, çok derindeki bir yaradır. Ve kendini de sağaltmaya çalışıyordur o bütün hayatı boyunca zaten. Çok meşhur bir saz üstadı varmış. Çok güzel saz yaparmış. Yaşlı bir adam, usta. Millet sıraya giriyormuş ona saz yaptırmak için. Yine bir genç sazcı. Sıraya girmiş vakti gelmiş demiş sazın hazır gel al gitmiş sazını almaya şahane bir saz kaldırmış tam teslim edecekken bırakmış sazı sazın gövdesi parçalanmış ah demiş bizimki bekliyor aylardır yıllardır o sazı usta almış onu tekrar yeniden böyle eskisinden farksız biçimde tamir etmiş yapıştırmış sona vermiş demiş ki şimdi çal çalmaya başlayınca müthiş bir ses çıkıyormuş. Meğer sazı bu kadar içli yapan adamın ustalığı değil, sazın yarasıymış, parçalanmış ve tek tamir edilmiş haliymiş. Meğer adam bütün numarası oymuş. Önce yapıyor sonra kırıyor. <laughs> sonra, tamir edip veriyormuş. Vay. <laughs> evet. Yani bu yaralı sazdan iyi ses çıkıyor. Bizim coğrafyamızda çok da zahmete gerek yok yaralı <laughs> saz aramak için. O kadar, <laughs> o kadar o kadar <laughs> çok rastlayabiliriz ki. Ee, <laughs> harikasınız, çok teşekkür ederim. Ben çok Sağ teşekkür ol. ederim. Bu soru cevap değil de tabii bir en muhabbetti. Güzel, sizi dinlemek güzel, çok muhabbet. güzeldi. Ee, size dair e, biyografik düzeyde bir şeyleri e, paylaşmak, herkesin her zaman yapabileceği bir şey. Ee, zaten bunlar zaten var, sağda Ortalık sağda. yerde var ve bunlar e, yaptığınız her şey ortada. Ama Biraz kendi tarihimden, kendi evet. hekim olmamın dışındaki yaşadığım bu oyunculuk ve Çok edebiyat ilginç. ve sinema serüveniyle de karşılaştırarak... biraz sizden tüyo da almaya çalıştım sorularımla. Benzer bir yolculuk olduğunu fark ettiğim için ayrıca kıvanç duydum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol bu az Evet. Heybeli Büyükada. Şu sivri ağda yanta yanta şey Bu <laughs> <laughs> yassı biliyorsun.